Gençler merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekmiyorum biliyorsunuz. Çünkü neden? Eğitim veriyorum bir kardeşime. Ki zaten GoPro da bozuldu. Bir de öyle bir sıkıntım var. Artık onu da çekemeyeceğim ama Ramazan var çırak. Onun böyle telefonu var. Artık videoları bununla çekeceğim. Ona vereceğim, o çekecek. Ama şimdi ben bir... Yalçın ne kadar oldu eğitim? 10 gün mü? 10 gün. 10 gün oldu. Evet, 15'inde bitecek onun eğitimi. Yani ayın 15'inde bitiyor. Son 4-5 gün kaldı. Cumartesi günü kendi bir saç kesmiş, Ramazan'ın saçlarını. İlk önce ben size onu göstereyim. Tabii hataları var. Şimdi o hataları onunla birlikte toparlayacağız. Şimdi başlayalım. Şimdi bu ben yokken cumartesi günü Yalçın'ın kestiği saç. Bu da Ramazan. Böyle bir saç kesmiş. Yalçın, gel gülüm şimdi. Sen şimdi al. Evet. Başla. Hangi taraftan başlıyor? Bir de bizim böyle bir sıkıntımız var. Yalçın solak. Bak şöyle elini göstereyim. Soldan çalışıyor, sağdan çalışamıyor. Şimdi gülüm. O izleri nasıl kaybedeceksin? 05'e mandalı açıp Tamam. şurada kalan izleri alacağım önce. Şimdi bence ona girersen daha fazla iz yaparsın. O yüzden ne yap biliyor musun gülüm? İlk önce bir numarayı tak. Şimdi zaten biz bu saçı tekrar baştan yapacağız. Bak. Onu yarıma çek komple. Bak şu noktalar var ya. Bu noktaları bir yesene bana. İlk önce şu yamukluklar var ya, bak şu Evet. nokta noktalar. Onları ilk önce bir düzeltelim. Tamam. Aynen. Kayboluyor değil mi? Evet. Biraz daha şekle girdi. İşte cumartesi günü yapsaydım bunları çok daha iyi olurdu. Bak şimdi. Mesela aldığın yerlerde bak. Buralara fazla derin girmişsin. Fark ediyor musun? Şunları da az sonra başka bir sistemle toparlayacağız bunları. Tamam. Bak onları, o izlere çok dikkat et. Onlar çok önemli. Şunlar. Aynen. Böyle çizdiğin zamanki izler var ya, böyle kaçırdığın. İşte onlar hep onların hatası oluyor. Devam et gülüm. Arkadaş sen de solaksın. Videoyu çekemiyorum ben de. Tersime geliyor benim. Dur bakayım ben şu tarafa geçeyim. Buradan olacak mı? Ha, buradan biraz daha iyi. Ve şuradaki hatalar da gidiyor. Tabii ki. Toparladı değil mi? Evet. Ya. Keşke işte bunu ben varken yapsaydım. Ben sana böyle tek Evet. tek hepsini öğretirdim. Daha rahat çıkardın, daha güzel yapardın. Tamam. Gülüm çok iyi. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bir numarayı çıkar komple. Çıkart bir numarayı. Tamam. Onu tak. Tekrar aşağıda olsun. Hayır, yukarı kaldırma. Bak şimdi. Ver. Şöyle bir göstereyim. Ramon hafif yamuktur. Ha. Bak şimdi gülüm. Şuraları görüyorsun değil mi? Evet. Bak mesela şurayı almıyor artık bak. Onları hep kaçırmışsın. Bak gördün mü? Tekrar bak mesela şurada hatalarım var. Bak, ilk önce şöyle bir gireceksin oraya. Ondan sonra 1 2 3. Çok yavaş. Köşe köşe gelerek. Oğlum bir dur. Sinek gibi.
Bak gördün mü? Evet. Nasıl toparladı? Şimdi al bak sana şu noktadan itibaren bıraktım. Hı hı. Bak bundan sonrasını komple sana bırakıyorum. Ondan sonrası komple sende. Deriyi şu an çekme. Bak oraları almıyor mesela. Onu ne yapacaksın? Bir iki tık daha aşağıya yukarı çekeceksin. Alıyorsa devam edeceksin. Almıyorsa bir tık daha yukarı çıkaracaksın. Oraları kaybedeceksin. Aldı. Bak nasıl oldu gördün mü? Evet. Kayboldu. Ramazan hadi gene benim elimdeydi. Hadi gene benim elimdeydi. Şimdi gençler siz de böyle Yalçın'ın ilk defa tıraşını izliyorsunuz. Bu 10 günde falan geldiği hal. Tabii biz bununla ilgili Yalçın'la bir böyle bir söyleşi de yapacağız. Onu gitmeden herhalde bir gün önce falan yaparız. Bak şimdi gülüm oraları hiç almıyor farkında mısın? İki tık çektim. Çek bakalım bence onu da almayacak gibime geliyor. Hafif alıyor. Bir tıka daha, bir tıka daha çıkart onu. Evet. Aldı mı? Hı hı. Ya. Şimdi güzel değil. Şöyle vurma gülüm. Bak. Tabii. Şöyle vur ki şurayı da ye. Tamam. Aynen. Bak gördün mü? Nasıl kayboluyor? Evet. Yani benim sana bahsettiğim sistem buydu zaten. Bu sistemle gideceksin. Aldığı zaman almadığı yerlerde böyle bir tık kaldıracaksın, indireceksin. Onu deneyeceksin. Evet. Heh bak o köşelerden işte. O köşe gitmeyi çok iyi öğren. Aynen. Bak mesela bunun derileri buraları biraz çukur ya. Hı hı. Şunu şöyle çekerek de kaybedebilirsin bak. Şöyle çek. Çukura bölemesine gir. Evet. Hı. Ya. Aslında çok basit bir sistemdi ama sen cumartesi günü biraz yapamamışsın o işi. Biraz alelaceleye geldi. Yo alelacele zaten gülüm. Tıraş ederken alelacele etmeyeceksin. Niye çıkacak mıydınız siz? Ben gittikten sonra. Yo yani müşteri gelir o ara şey olmasın diye. Bak oraları almıyor artık görüyor musun? Yani makineyi vuruyorsun ama boşa gidiyor. Evet. Heh bak şimdi aldı. Aynen. Bak şimdi aldı oraları. Bak. Hala makineyi dik vuruyorsun. Aynen köşeden gireceksin gülüm. Saçın çıkış yönüne doğru geleceksin. Hı? Hı? Aynen öyle işte. Şu makineyi biraz serbest bırak. Çok bastırıyorsun makineye. Hah. Makineye aşırı baskı uyguluyorsun. Çok serbest bırak. Bak serbest bıraktığın zaman ne kadar rahat çalışıyor. Yani bak. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Ben şöyle boştan alayım. Bak sen böyle makineye sürekli baskı uyguluyorsun. Abi hiç gerek yok kardeşim bak. Denizde yüzer gibi ya bak salacaksın sadece makineyi. Şu kadar. Bak gördün mü? Çok basit bir işlem yani. Evet şöyle bir bakayım bak. Bana şimdi yani. Ya gördün mü? Bak şimdi ne oldu mesela bak. Şurada hala bir iz var bak. Şurada. Aynen. Ver bak şimdi. Bak. Ramo. Heh. Kal oğlum. Bak. Görüyorsun değil mi? Ben sana diyorum ya bak. Saçtaki sistem bir yeri kaçırdığın zaman bütün hepsi gider diye. Bak orayı artık kaçırmışsın bak. Şuradan alacağım bu saçı artık. Alıp burayla birleştireceksin. Gördün mü bak. Fark ediyorsan böyle girmedim bak. Çapraz. Ucunu kullanarak böyle geldim. Ve şu noktada bitirdim. Buraya artık girersem
Tekrar o seriye devam ederiz. Duman ne oldu oğlum? Ne miyavlıyorsun gene? Gördün mü gülüm? Bak şimdi gel telefondan bak mesela. Daha düz, daha simetri geliyor şu an. Değil mi? Evet. Şimdi canım benim. Buraları ayarladık ya. Şimdi ne yapacaksın? Tarağı alıyorsun. Tarakla o nokta kesimlerini yap ki o izleri kaybet. Artık belli bir yerden sonra şey girmedi. Makine artık onları almamaya başladı. Sürekli kaçıracağız çünkü onu da. O yüzden tarakla. İlk önce ben göstereyim mi? Devam edeceğim mi? Devam ederim. İyi tamam hadi devam et. Şuradaki izleri. Aynen öyle. Bak. Sen bir tut. Bir kere göstereyim. Bir kere göstereyim. Ben bu makası kesemem. Bak şimdi gülüm. Şunu ayarla. Çok fazla yukarı çıkmayacaksın. Bak mesela burada artık bak. Şuradaki dengesizlikler bak nerede başlıyor bak. Burada o dengesizlikler başlıyor. O yüzden şöyle ufak ufak adımlarla bak. Makası şöyle kullanarak ufak ufak adımlarla şöyle çalışarak buraya da böyle bir tarakla katı vereceksin bak. Mesela burada da başlıyor. Bak makasın ağzını hiç açmıyorum. Minik minik. Şu adımlarla gidersen bak saç nasıl toparladı kendini bir anda. Gördün mü gülüm? Al şimdi sana bırakıyorum. Al 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 al. Bak aldığımda nasıl toparladı saç kendini. Şimdi bak şu noktadan itibaren başlıyorsun. Burada belli ediyor zaten kendini. Çok güzel. En dipten gir. Oradan girme saça. Heh aynen bak oraları aldığın zaman ne kadar çıkıyor oradaki hatalar görüyor musun? Çok güzel. Bak gülüm. Şurada var bak. Şurada. Bak en dibinden gir. Gir en dipten. Heh aynen. Kaçırma fazla. Sakın. İşte bu. Gördün mü? Evet. Ya anladın mı ben sana öğretirken söylerken hep böyle dipten başla ki yavaş yavaş yukarı çık diyorum o altlardakini de toparla diye. İşte neden yapıyorum bunu? Bu yüzden. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi Yalçın'ın ayın 15'inde eğitimi bitecek. O nasipse eğer bu eğitimi aldıktan sonra Almanya'ya gidecek. Eşiyle birlikte nasip olursa. Ondan sonra ayın 15'inde Bursa'dan bir kardeşim gelecek. Ona bir aylık bir eğitim vereceğim. Onunki de Kasım'ın 15'i 16'sı ile Aralık'ın 15'i 16'sı arasında olacak. O gittikten sonra gene İzmir'den Buca'dan bir kardeşim var Gökhan diye. O da kendisi bayan kuaförüymüş. Erkek kuaförlüğüne geçiş yapacak galiba. Bir Aralık'ta da ona başlayacağım. O da bir ocağın 15'ine 16'sına kadar falan sürecek. Ondan sonra müsaitim. Ama şu an ocağın 15'ine 16'sına kadar maalesef doluyum. Yani eğitim almak isteyenleriniz eğer olursa bana işte buradan açıklamalar kısmına zaten Instagram adresimi yazıyorum. Benim zaten numaram da var orada. Bana oradan ulaşabilirsiniz. İster şahsi Instagram hesabımdan ister normal iş adresimden. Hepsinden bana bir şekilde ulaşıp benden eğitim hakkında bilgi alabilirsiniz. Biz şimdi bunu sizi saçı kesin diye kesilmesini öğrettiğim için çekiyorum.
Bir de bunun sohbetini yapacağız. Herhalde onun da videosunu belki perşembe günü veya cuma günü çekeriz değil mi Yalçın? Çekeriz. Bakalım Yalçın benim hakkımda neler düşünüyormuş. Biz gerçekten öğretebiliyoruz mu, öğretemiyoruz mu? Neler yapacağız? Onların hepsini artık Yalçın'ın kendi ağzından duyacaksınız. Bakayım Yalçın. Çok güzel gülüm. Evet. Sence nasıl? Güzel. Güzel. Daha soflaştı. Aynen öyle. Güzel kayboldu. Değil mi? Evet. Ya. Katla güzel bir kesim olmuş. Aslında çok basit bir işlemdi gördün evet. Değil mi? Sadece işte bir iki tanecik ufak hata saçı ne hale getirdi. Evet. Şimdi böyle ufacık bir dokunuşla saç ne hale geldi. Gençler gördüğünüz gibi az önce videonun başındaki saçla şu anki saçın arasındaki farkları siz kendiniz artık videoyu izledikçe öğrenirsiniz gibime geliyor. Kendiniz de anlarsınız. Evet Ramon'un saçı böyle bitti. Üstleri hiç kısaltmayacağız. Ramon'un saçlar uzayacakmış galiba. Evet gençler. Videonun sonuna geldik. 16 dakikalık bir videomuz oldu. Ben şuradan böyle geçeyim. Bu taraftan ben aynadan konuşayım. Evet videonun sonuna geldik. Eğitim almak isteyenleriniz varsa hem numaramdan hem Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize şimdilik çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Da da da.